Şu anda satışa sunulan bitkiler üzerinde bir çalışma başlattık. Öğrencilerimizle, lisanstaki öğrencilerimiz, işte araştırma yapmak isteyen öğrencilerimizle birlikte bu bitki satışı yapılan hattarlarda hem fotoğraf çekimleri hem bitki satılan bitki çeşitlerine bakarak işte kullanım alanları, hangi hastalıklara iyi geldiği konusunda bir doküman hazırlıyoruz. Şu anda bir elimizde veri tablosu oluşturmaya çalışıyoruz. Bu konuda bir çalışma başlattık. Bu zaten çok istenen konulardan bir tanesi tıbbi bitkilerde. Çok popüler bu. Evet, yani bu ilgi çeken bir konu olduğu için aynı zamanda bu bölgede hiç çalışılmamış biyolojik yönden. Özellikle yüksek lisans öğrencilerini bu konuda değerlendirmeyi düşünüyorum. Ben şahsım adına bitki konusunda. Bunun dışında bir çalışma alanı da yine atmosferde bulunan polenlerin takviminin çıkarılması. Ege Üniversitesi'nde doktora yaparken şöyle bir istekte bulunuluyordu. Mesela yerel gazeteler veya medya sektörü haftalık polen takvimi istenerek alerjisi olan kişilerin o haftalarda mesela zeytin alerjisi olanların zeytin polenlerinin olduğu hafta maske takarak dışarı çıkmaları şeklinde tedbirler alabilmesi için işte hastaneler ve sağlık ocaklarına bu takvimler aynı zamanda gazete veya yerel televizyonlarda da yayınlanarak kullanılmaktaydı. Ben bu şekilde bir çalışmayı da yine düşünüyorum. Osmaniye'deki polen takviminin çıkarılması. Çok iyi olur hocam. Şeklinde. Evet. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Fizik bölümüyle ilgili olan çalışmaları bize aktarabilir misiniz Hakan hocam? Tabii hocam. Sizin de başta belirttiğiniz gibi lisansüstü çalışmaların en önemli meyvelerinden bir tanesi de yapılan, yayınlanan makalelerdir. Evet. Bölümümüz çok başarılı sayılabilecek akademik çalışmalar yapmaktadır bu konuda. Şöyle bir istatistik verebilirim. 2011 yılı içerisinde bölümümüz tarafından gerçekleştirilen Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü adresli toplam 20 adet uluslararası makale bulunmaktadır. Çok güzel. Bu makalelerin elbette ki bir kısmı Osmaniye'yi de yakından ilgilendiriyor. Zira bunlardan bir tanesi geçtiğimiz günlerde sonuçlarını yine web sayfasından, üniversitemiz web sayfasından duyurduğumuz bir çalışmaydı. Radon'la ilgili bir çalışma değil mi? Müsaade ederseniz kısaca ondan bahsedeyim. Bu çalışma Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Batman Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz bir çalışmaydı. Bu çalışmada Osmaniye'nin Osmaniye ili ve ilçelerindeki radon gazı ölçümü gerçekleştirdik. Yüksek miktarda alınması halinde kanser gibi hastalıklara sebep olduğu bilinen radon gazının ilimizde ve ilçelerinde ne boyutta olduğunu ölçmeye çalıştık. Çünkü daha önce bu yörede böyle bir ölçüm yapılmamıştı. Bu ölçümler neticesinde yapılan analizlerin sonuçlarını biz yine Osmaniye Korkut Ata Üniversitemizin web sayfasında duyurduk. Bu sonuçların... Bu radon gazının kaynağı hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Evet. Yani doğal ortamda radon gazı mevcut mu yoksa bunun dışında bazı kirleticilerden mi kaynaklanıyor? Bunun hakkında bize bilgi verebilir misiniz hocam? Şöyle bahsedebilirim kısaca hocam. Doğada doğal olarak bulunan gazlardan bir tanesidir. Evet. Yani sizin yapay ortamlar oluşturmanıza gerek kalmaksızın doğal olarak bulunan gazlardan bir tanesidir. Fakat insan sağlığını tehdit eder düzeyde değildir. Evet. Bizim Osmaniye için yaptığımız ölçümlerin sonuçları da yine web sayfasında ilan ettiğimiz gibi korkulacak bir düzeyde değil, gayet normal sonuçlar elde ettik. Hem bizim için hem Osmaniye için mutluluk verici bir şey bu. Bu radon gibi bu tür gazların konsantrasyonunu arttıran faktörlerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz. Örneğin maden ocaklarının sıklığı, yine sanayinin sanayi atıkları, bu radon gazının yayılımını bölgemizde bir organize sanayi bölgemiz var. Evet, tabii ki. Demir çelik sanayisi var. Organize sanayi bölgemiz var. Biz bunlardan yola çıkarak acaba bölgemizde bu gaz tehdit oluşturuyor mu, oluşturmuyor mu? Onu tespit etmek istedik. Sonuçlar memnuniyet verici. Evet. Şu anda herhangi bir tehdit söz konusu değil ama tabii
bunun içinde yani bir tehditin oluşmaması için de gerekli önlemleri almamız gerekiyor. Evet. Bir şey daha yine radon gazıyla ilgili. Hocam, geçenki konuşmamızda sanırım depremle bir bağlantısından bahsetmiştiniz. Evet. Şimdi depremin aslında fizyolojisi tam olarak belirlenmiş değil bildiğim kadarıyla. Çok fazla parametreye bağlı. Bunlardan bir tanesi de fay hatlarında deprem olmadan önce radon gazı çıkışının arttığı biliniyor. Dolayısıyla bu çalışmanın çok daha geniş çapta, çok daha yayılmış bir şekilde yapıldığını düşünürsek bölgemizin de bölgemizde, ilimizde günlük olarak merkezi laboratuvar altyapısı tamamlandıktan sonra oraya alacağımız cihazlarla günlük olarak ya da haftalık olarak takip ettiğimiz takdirde depremin olacağıyla ilgili bize bulgular sunabilir mi hocam? Elbette. Bizim bu çalışmamızın sonrasında uzun vadede planladığımız çalışmalardan bir tanesi de odur. Az önce belirttiği gibi arkadaşlarımın %90'ı tamamlanmış olan merkezi laboratuvar bünyesinde biz de gerekli çalışmaları yapıp gerekli aletleri, deney setlerini, düzeneklerini alıp bu gazın ölçümünün daha periyodik, daha düzgün bir şekilde yapılması için çalışmalar yürütüyoruz. Osmaniye ilinin değişik yerlerine, tabii ilçeler de dahil buna, gerekli radon gazı ölçüm istasyonları kurarak biz bu ölçümlerin sürekli olarak alınmasını sağlamayı planlıyoruz. Yine bir başka çalışmadan bahsetmek istiyorum Osmaniye ile ilgili bölümümüzde yürütülen. Osmaniye'nin çeşitli yörelerinden alınan toprak, su ve yosun numunelerinde yine radyasyon analizi çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmaların hocam Osmaniye için en önemli getirisi şu olacaktır. Şu anda bir tehdit yok ama önümüzdeki yıllarda tabii istenmeyen bir durum bu. Fakat gerçekleşebilecek herhangi bir radyoaktif elementin artışı veya radyasyon yayması, artışı söz konusu olduğu zaman bugün yaptığımız bu çalışmaların ciddi bir envanter çalışması olduğunu düşünüyoruz. Yani kısacası şunu söyleyebiliriz. Bu tür çalışmaların uzun vadede toplum sağlığını ilgilendiren önemli çalışmalar olduğunu biliyoruz. Evet. Teşekkür ediyorum hocam. Teşekkür ederim. Programımızın son bölümünde buradaki konuştuklarımızı genel çerçevede bir toparlayacak ve bölümlerimizin iş olanakları ve son cümlelerimiz olmak üzere Sayın Ali Hocam'dan başlamak üzere alarak son cümleleri. Evet, bizlere şu soru çok fazla sorulmakta. Ankara ve İstanbul'daki üniversitelerden mezun, kimya bölümlerinden mezun olan öğrencilerle Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden mezun, kimya bölümünden mezun olan öğrenci arasında ne fark var diye. Eskiden olsaydı bu soruya arada çok ciddi bir fark vardı diyebilirim ama artık aranan eleman üniversiteye göre değil de kendini geliştirmiş olmasına göre sektörde alınmakta. Okuldaki şartlar hemen hemen aynı olmakla birlikte biz Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde kimya bölümünde çoğunlukla kimya sektörüne uygun pratiğe yönelik çalışmalar ve laboratuvar destekli çalışmalar yapmaktayız. Evet. O yüzden öğrencilerimize bu ORET ekranlarından da bizi tercih edecek öğrencilere şunu söylemek istiyoruz. İskenderun, Ceyhan ve Osmaniye havzasında organize sanayi ile birlikte, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte kimya sektörünün çok gelişimi söz konusu. Özellikle hocam, metal burada sanayi. Burada bir şey girmek istiyorum hocam. 25. Ulusal Kimya Kongresi Erzurum'da yapıldı. Evet. Beraber katılmıştık hatırlarsanız. Evet. Orada son konuşmacılardan biri Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Başkanı'ydı. Bilmiyorum siz denk geldiniz mi, katılabildiniz mi o konuşmaya. O konuşmada şu an petrokimyasallarımızın Türkiye'de üretilmediğini, daha önce de üretiliyordu fakat şu an üretilmediğini, tekrar bir daha üretime birinci olarak Marmara bölgesinde, Petkim bünyesinde, yine İzmir bölgesinde, Aliağa'da, Petkim iki kamu kurumunda. Üçüncü olarak da bu Ceyhan Yumurtalık
İskenderun Havzası'nda evet. bir petrokimyasal tesisi kurulması planlandı. Buradan yine OET izleyicilerine duyurmak ve müjdesini vermek istiyorum. Demir çelik sanayisi büyük bir istihdam sağlaması deniyor. Ama yine bunun yanında da petrokimyasal tesisler ve bunların getireceği yine uç ürünlerle bölgemizde iyi bir istihdam sağlanacağını umut ediyoruz. Aynı zamanda burada enerji yatırımlarının olduğu bölgeyi de söylersek kimyacı, kimya mühendisleri veya kimyagerlerin bu bölgede çok aranan mesleklerden olacağını kimyanın öngörmemiz gerekiyor. Bunun dışında ben buraya gelmeden önce bir internet sitesinde iş ilanlarını bulunan internet sitesine şöyle bir baktığımda tabii 30'a yakın vardı ama içlerinden bir 5-6 tanesini aldım. Osmaniye için ya da bu bölgeye yakın iller için söyleyebilirim. Çoğunu tabii İstanbul'da, Türkiye'nin yaklaşık 5'te 1'ini oluşturuyor evet. nüfus olarak. Evet. Ama onun dışında Malatya, Maraş, Sakarya gibi bölgelerde de, yani İstanbul'un dışındaki şehirler için söylüyorum, yine Adana, bu bölgelerde de kimyacı ve kimya mühendisleri çok aranan mesleklerden biri oldu. Tabii kendisini iyi yetiştirdiği takdirde. Kesinlikle. Yani, hangi bölümümüz olursa olsun. Hangi bölüm olursa olsun. Kendisini iyi yetiştirdiği takdirde istihdam konusunda herhangi bir sıkıntı çekeceklerimiz yok. Düşünmüyoruz öğrencilerimiz. Evet. Buyurun Hakan Hocam. Hocam ben şöyle özetleyebilirim. Fizik bölümünden mezun olan öğrencilerimiz fizikçi ünvanıyla oldukça geniş sayılabilecek iş olanaklarına sahipler. Biz her şeyden önce bölüm olarak mezunlarımızın kendilerini iş hayatında gerekli olacağını düşündüğümüz bilgi ve beceri yönünden en iyi donanımlara sahip olacak şekilde mezun olmaları için çalışıyoruz. Bu konuda bölümüm adına rahatlıkla elimizden geleni en iyisini yaptığımızı söyleyebiliriz. Mezunlarımız bütün kamu ve özel kurumların araştırma, geliştirme ve kalite kontrol birimlerinde rahatlıkla görev alabilmektedirler. Bunlara örnek şöyle verebiliriz. Örneğin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na bağlı nükleer araştırma ve eğitim merkezleri var değişik illerde. Bu kurumlarda çalışabilirler. Savunma sanayinde, enerji üretim ve dağıtım santrallerinde, iletişim sektöründe, tekstil, cam, seramik gibi ve hatta son zamanlarda oldukça popüler olan lazerle tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde uzman ve araştırmacı olarak görev alabilmektedirler. Aynı zamanda fizikçilerin yine büyük bir çoğunluğunun ilgilendiği alanlardan bir tanesi de çağımızın gereği bilgisayar, yazılım ve programlama alanında oldukça fazla fizikçinin çalıştığını biliyoruz. Yine sağlık sektörü de fizikçilerin ilgilendiği önemli bir uygulama sahası. Özellikle hastanelerin medikal, evet, nükleer tıp birimlerinde radyasyon ölçümü ve uygulamalarında sağlık fizikçileri görev alabiliyorlar. Şunu ben vurgulamak istiyorum Hakan Hocam. Buyurun hocam. Geçen programlarımızdan inşaat mühendisliği bölümü öğretim üyemiz İbrahim Halil Gerek hocam ile evet. Bir kamu kurumunda iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak evet. çalışan Ahmet evet. Ulutaş arkadaşımızın iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı evet. sertifikasını fizikçiler ve kimyacılar, alabiliyor ve bugünlerin alabildiği ile ilgili evet. bilgiler evet hocam. Sanırım vermişti. Evet hocam. Evet. Bu da bizim için günümüzde hem kimyacılar hem fizikçiler açısından ve mühendisler önemli bir alan. Önemli bir alan. Hemen hemen bütün işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği uzmanının bulunma zorunluluğu olduğunu biliyoruz. Evet. Şunu da söylemek gerekir. Mezun öğrencilerimiz mezun olduktan sonra yapacakları tesis yüksek lisans ile ilgili alanlarında tabii ki yapacakları tesis yüksek lisans ile özel ve kamu okullarında fizik öğretmeni olarak görev alabiliyorlar. Pedagojik formasyon. Tabii, formasyon belgesi olması kaydıyla. Hocam, evet. Bir de bölümümüzün önemli misyonlarından, yani temel bilimler fakültesinin önemli misyonlarından birisi olan üniversitelerde ilgili bölümlerde yüksek lisans ve doktora yapmak kaydıyla akademik yaşantılarına devam edebilmektedirler. Burada küçük bir şeyden daha bahsetmek istiyorum.